Ayak tabanlarımızda bulunan çatlakları, nasırları ve sertlikleri gidermek o kadar kolay ki arkadaşlar. Gördüğünüz kremi hazırlıyoruz, sabah akşam uyguluyoruz. 3 gün gibi bir sürede de yumuşacık, pürüzsüz ayak tabanlarına, topuklara kavuşuyoruz. Merhabalar değerli arkadaşlarım. Bugün topuklarımızda bulunan çatlakları, nasırları giderecek, sertleşmiş topukları yumuşacık yapacak, ellerimize de kullanabileceğimiz çatlak kremi hazırladım. Çok basit bir şekilde hazırlanıyor. Topuk çatlaklarını gideriyor. Ellerde bulunan çatlakları da gideriyor arkadaşlar. Kremi hazırlamaya başlamadan önce videomu beğenerek bana destek olabilir. Bu videodan çok kişinin fayda görmesini sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize tüm kalbimle teşekkür ediyorum. Ve hemen çatlak kremini hazırlama aşamasına geçiyorum. Tarifimizde bir limon kullanacağız. Yarısını bu şekilde dilimliyoruz. Yarısını da ayrı şekilde kullanacağız. Kapaklı bir kavanoza ihtiyacımız var. Öncelikle bir dilim limonu kavanozun dibine bırakıyorum. İkinci malzeme olarak vazelin kullanabilirsiniz. Shea butter yağı kullanabilirsiniz. Tereyağı kullanabilirsiniz. Hindistan cevizi yağı kullanabilirsiniz. Ben Hindistan cevizi yağı ile hazırlıyorum. Limonun üstüne bir tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı bırakıyorum. Tekrar bir limon dilimi ekliyorum. Yine bir tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı ilave ediyorum. Limon dilimlerim bitene kadar bu işlemi yapıyorum. Son limon dilimini de ekledikten sonra toplamda 4 tatlı kaşığı, yani 2 yemek kaşığına değer oluyor arkadaşlar, Hindistan cevizi yağı ilave ettim. Gördüğünüz gibi görüntüsü de çok güzel oldu. Kapağını kapatıyorum. Çatlak kremimizi sıcak su banyosunda hazırlayacağız. Yani benmari usulü yapacağız. Ve ben bu şekilde farklı bir kabın içine su bıraktım. İçine de kavanozu bıraktım. Ocağın üstüne götürüyorum. Yaklaşık yarım saat kadar ocağın üstünde kısık ateşte benmari yapıyorum. Yarım saatin sonunda ocaktan aldık ve bu şekilde soğumaya bırakıyoruz. Bunu bu şekilde bir gece de bekletebilirsiniz. Şu anda soğudu. Donmadan önce süzüyorum. Eğer bunu bir gece bekletirseniz tekrar bu şekilde ılıtın, ondan sonra süzün. Limonları da bastırarak sularının çıkmasını sağlıyorum. Limonlarda kabukları da oldukça yumuşamış gördüğünüz gibi. Karıştırıyorum, sonra da donması için buzdolabına bırakıyorum. Çatlak kremi dolapta donduktan sonra bu hale geldi. Böyle biraz karıştırarak yumuşatıyorum. Şimdi son malzememi ekleyeceğim üzerine. Son malzeme bir tatlı kaşığı bal ilave ediyorum. Bal yerine gliserin de kullanabilirsiniz. Tekrar karıştırıyorum. Limon kabuğu ve Hindistan cevizi yağının aroması karışınca çok güzel bir koku çıktı ortaya arkadaşlar. Çatlak kremimiz çok güzel kokuyor şu anda. Ve gördüğünüz gibi yapısı da çok güzel oldu. Kremleri yaparken malzemelerin birbiriyle iyice özleşmesi için karıştırma aşamasını biraz uzun tutuyoruz arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Şöyle küçük kapaklı bir kavanozun içine boşaltıyorum. İki ayrı kavanozu boşalttım. Çatlak kremini sabah akşam uygulayabiliyoruz arkadaşlar. Fakat akşamları yatmadan önce limonla önce topuklarımızı ovalıyoruz. Ayaklarımızı yıkamadan üstüne kremimizi sürüyoruz. Ve ince bir pamuklu çorap giyiyoruz, yatıyoruz. Sabaha yumuşacık topuklarla uyanıyoruz. Çatlak kremini sabah akşam topuklarımıza sürüyoruz. Ve 3 günde ayaklarımızda bulunan sertliklerden, topuk çatlaklarından kurtuluyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok basit bir şekilde hazırlıyoruz ve evimizde doğal malzemelerle hazırlıyoruz. Dediğim gibi tereyağı kullanabiliriz, Hindistan cevizi yağı kullanabiliriz, vazelin kullanabiliriz, shea butter yağı kullanabiliriz. Limonun hem kendisinden faydalandık, hem kabuğundan faydalandık, hem de kokusundan faydalandık bu kremde arkadaşlar. Çatlak kremini serin bir yerde saklayıp bir ay kadar kullanabiliyoruz. Evet değerli arkadaşlarım, benim anlatacaklarım bu kadar. Eğer unuttuğum bir detay varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.